Öncelikle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Fenerbahçe Kulübü olarak da bütün Fenerbahçelilerin 100. yıl Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Bütün ülkemizin, bütün spor kulüplerimizin de 100. yıl dolayısıyla Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, hayırlı uğurlu olsun. Maçın değerlendirmesine gelince maç başından sonuna kadar oyun kontrolü elimizdeydi. Sadece oyunun hemen birinci, ikinci dakikasında bir iki tane oyuncumuzun sakatlanması biraz canımızı sıktı. İkinci yarı Beko ile konuştuk. Hafif ağrım var hocam. Onu riske etmeyerek oyundan çıkarttım. Sonuçta ikinci yarıda ilk yarım daha çok üzerine koyarak daha fazla pozisyon bulduk. Ve maçı 5-0 kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün bayram. Cumhuriyet Bayramı. Bu galibiyet de Cumhuriyet Bayramı'nda bizim camiamıza hayırlı olsun diliyorum. Futbolcularımı bugünkü galibiyetinden dolayı da tebrik ediyorum. Soru arkadaşlar, buyurun. Hocam, tam tabii de biz kendimiz soruyoruz. Koyayım ayak, Fred de sakatlanarak oyundan çıktı. Evet. Onunla ilgili tepkiler nedir? Yarın belli olacak, sizin yarın. Sizinle alakalı mı? Çünkü 3 sakatlıkta biraz benzer durumlardan söz konusu oldu. Oyuncularla bu konuda bir bilgi alışverişinde bulunuyor mu hocam? Zeminle çok alakalı bir şey olduğunu sanmıyorum. Zemin yani beklediğimizden iyiydi. Zaten tebrik ettim sahanın bakıcılarını falan. Ferid'in durumu da yarın belli olacak. Başka soru arkadaşlar? Buyurun Devin Bey. Hocam dün bir oynanan maçta gördüğünüz Galatasaray'ın ve çok konuşulan pozisyonlar var. Siz izliyorsunuz mutlaka oyuncularınızla birlikte. Neler düşünüyorsunuz? Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Valla ben başkalarıyla konuşmayacağım dedim. Biz kendi işimize bakıyoruz. Bugüne kadar oynadığımız bütün maçları kazanarak, hak ederek biz elde ettik. Başkalarının nasıl kazandığını bakmıyorum. Ama biz bundan sonra da bu şekilde kendi işimizi en iyi şekilde yaparak yolumuza devam edeceğiz. Sadece bugünkü penaltı pozisyonunda hakemin net önünde daha bizim penaltı verilmesi için daha ne yapılması lazım? Bunu da çok merak ediyorum yani. Yani lütfen rica ediyorum birazcık daha herkese eşit gördüklerini çalsınlar. Maç 5-0'da ya skor değil. Burada oradaki penaltının verilip verilmemesi önemliydi. Maç 0-0 olsa ne olacaktı? Onun için birazcık daha hakemlerimizi bu konuda gerçekten herkese eşit olmasını istiyorum. Bu kadar. Hocam bir İrfan Can'ın pozisyonunda siz biraz tepki gösterdiniz. Onlar da ekrana da yansıdı. Çok konuşulur sosyal medyada VAR incelemesi. Hangi pozisyon? Golden sonra VAR incelemesi oldu hocam. Evet. Uzun sürmesin diyor. Onda sizin bir tepkiniz oldu. Uzun sürecekti hocam. Yani golde bizim attığımız zaman yani birazcık tabii ki fazlasıyla irdeleniyor. Ama başka taraflarda bir şey olduğu zaman ne kadar irdeleniyor, ne kadar irdelenmiyor, onu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Borak yoluyla sabır ajansı. Hocam, Beka sakatlandıktan sonra Osterwold'u stoperde oynadı. Daha önce de denemiştiniz. Stoperlerin sakatlıkları olduğu bu dönemde Osterwold'u daha fazla stoper mevkinde görebilecek miyiz? Gerekirse göreceğiz tabii ki yani. Sonuçta biz her oyuncuyu her yerde oynatabilmek için antrenmanlarda çalışıyoruz. Şu an bugün de Osterwold'e oyuna girdikten sonra bugün stoperde iyi işler yaptı. Buyurun. Oğuzhan Bey'in için Anadolu Ajansı. Hocam Osterwold'e dışında bir de Crespo'yu da stopere aldınız. Evet. Samet çıkınca. Evet. Şu anda stoperlerde de biraz hani eksik de var. Serdar Aziz'in ameliyat edilmesi. Yine Samet'in mesela Avrupa maçlarında forma giymemesi. Sonraki maçlar için değerlendirmeyi düşünüyorum. Burada bir şanssızlık yaşıyoruz. Yani bilmiyorum birinci dakika, ikinci dakika hep böyle bir sakatlıklar oluyor. Yani inşallah bunları da bir an önce çözerek sakatların da iyileşerek aramıza dönmesini sağlayarak hızlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Başka soru var mı arkadaşlar? Yoksa iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.